Deniz için rahatlatıcı ve egzotik terapi seçeneklerini sunuyor. Ve Acapulco'dan eşsiz bir hizmet daha sizlerle buluştu. Çocuklarınız için oluşturduğumuz Luna Park'ımız da hizmetinizde. Acapulco'da düğün organizasyonları bir başka. Düğün ve diğer organizasyonlarınızı unutulmaz kılmak istiyorsanız Acapulco'yu seçin. Acapulco, sınırsız tatil keyfi için doğru seçim. Yenikent Homes olarak müşterilerimizin isteklerini göz ardı etmeden, kaliteli ve titiz işçilik anlayışıyla, dürüstlük, iş ahlakını kendimize ilke edinerek, hayalindeki evde yaşamak isteyen herkesin yuvasını inşa ediyoruz. 1980 yılından günümüze kadarki tüm müşterilerimiz bizleri bilir, satana kadar değil, satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak ve kalitemizin arkasında durmak misyonumuzdur. Yenikent Homes. Arsalarımız nezih bölgelerde seçilerek satın alınmış olup Türk Koçanlı'dır. Evlerimiz kredi almadan, ipotek vermeden şirketimizin öz sermayesiyle yapılmıştır. Vedat Ertüngü Construction, Yenikent Homes. Telefon 0542 852 62 35, 0533 840 04 56. Kıbrıs'ın ilk kahve imalatçısı Özerlat Kahve 1917'den beri size hizmet etmeye devam ediyor. Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerinde en son teknoloji makinelerle el değmeden üretilen tek kavrulmuş, çifte kavrulmuş ve üç kavrulmuş Türk kahvesi, espresso ve filtre kahve çeşitleriyle Özerlat Kahve damaklarınızda doyumsuz bir lezzet bırakıyor. Özerlat Kafede kahvenizi yudumlarken kavrulmuş çekirdek kahve çeşitlerinden de size özel karışımı hazırlatıp taze olarak öğütebilirsiniz. Yıllardır Kıbrıs'ın ağız tadı Özerlat Kahve şimdi İngiltere'de. Kıbrıs TV ekranlarında güne bakışla yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Yeni bir haftada yeni gündemle karşınızdayız. Tabii geçtiğimiz haftalarda da gündeme getirilen bir konu vardı. Ülkemizde klima kullanımına ilişkin Makine Mühendisleri Odası bu konuyu gündeme taşımıştı. Ona ilişkin bugün programımızın içeriği olacak. Konuğumuzu hemen sizlere takdim edelim. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Programın başında da belirttiğim gibi bu haftaya, yeni bir haftaya başladık ama ülkemizi her zaman ilgilendiren bir konu. Evet. Klimalarla ilgili bir konuyu gündeme taşıyacağız bugün sizinle. Geçtiğimiz günlerde de zaten bir yazılı açıklama yaparak vatandaşlarımıza uyarıcı nitelikte bir açıklama yapmıştınız. Evet. Bugünkü programımızda da tabii klima kullanımının doğruları ve yanlışları hakkında konuşacağız. Evet. Öncelikle tabii bizim odamızdaki klimaya da bakmak gerekecektir ama klimayı doğru mu kullanıyoruz genel olarak, baktığınızda nasıl gözlemliyorsunuz? Teşekkür ederim önce konuyu gösterdiğiniz uyarılık için. Geçen hafta itibariyle sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağı söylenince böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. Çünkü malum ülkemizde enerji az bulunuyor, çok harcanıyor. O yüzden zaten uyarı da geldi arkasından Kıptek'ten. Tasarruflu kullanmamız gerektiği şeklinde bu tip şeyler, uyarılar bunu da getirir bir beraberinde. Genelde klimalar çok bilinçli olarak kullanılır diyemeyiz. Çünkü temel amaç insanlara bir serinlik vermesi, sıcağı unutturması, biraz ferahlatması, o kadar. Birçok insan bunu bilinçli olarak kullanıyor. Özellikle bireysel klimalar, evlerde konfor kliması diye tabir ettiğimiz tamamen bir ailenin konforuna yönelik klimalar tamamen bilinçsiz kullanılıyor. Kumandalarımızda işte kumandanın nereye kadar düşeceği, sıcaklığa kadar düşürüyoruz ve o sıcaklığı gördüğümüz zaman ortamın sıcaklığında olduğunu farz ederek rahatlıyoruz bir psikolojik olarak, ama o değil aslında. Siz onu yapmakla klimaya bir komut veriyorsunuz. Evet. Klimaya diyorsunuz ki şu ayarlanan dereceye kadar bu mekanı soğut. Klima tabii soğutabilirse soğutacak. Evet, normalde her elden kumandada bu rakamlar olduğuna göre bir yerde buraya kadar soğutacak, ama çeşitli şartları var bunun. Eğer hiç kayıp olmazsa, hiç giren çıkan olmazsa, pencere alanı azsa, tam alan gün çalışırsa. Tabii şimdi pencere alanı ne kadar çoksa oradan ışınımla güneş enerjisi kazancı çok daha fazla olacak. Mekana giren çıkan insanlar sıcak body, yani sıcak vücutlu oldukları için ortama ısı kazandıracaklar. Evet. Tüm bunları yenmek zorundadır klima. Bunu yenmek için de var gücüyle çalışıyor. Çalışan aksamı klimanın kompresör diye tabir ettiğimiz esas elektrik enerjisini sarf eden aygıttır. Dolayısıyla bu tip önlemlerde biz kompresörü ne kadar az çalıştırırsak onu hedefledik. Ev için kolay da büyük iş yerleri için ne olacak? Evet, büyük iş yerleri için de merkezi sistemler var. Merkezi sistemlerde son yıllarda inverter teknolojisi diye bir teknoloji keşfedildi. İnverter teknolojisinde işte düz tip veya on-off diye tabir edilen kompresörün mekanı belli bir dereceye soğuttuktan sonra devre dışı kalması ve daha sonra mekan ısınmasıyla tekrar devreye girmesi diye tabir edilen sistemlerde kompresörün bu giriş çıkış esnasında özellikle yeniden start yapacağı zaman çok müthiş bir elektrik akımı çekmesinden dolayı büyük işletme maliyetleri oluşuyordu. Yani şöyle diyeyim, normal rutin çalışmasında harcayacağı akımın 3 ile 8 katı arası bir akım çekiyordu her kalkışta. Siz şimdi burayı 25 derece ayarladık. 25 dereceye soğuttu kompresörümüz. Devreden çıktı. Evet. Sonra burası 26-27 derece olunca, her klimada bu ayarlanmıştır birkaç derecedir, kompresör tekrar devreye girecek. Algılıyor yani o sıcaklık. Tabii sensörler algılıyor. 27 dereceye çıkınca tekrar devreye girecek. Tekrar kalkacağında çok büyük akım çekecek. 27 dereceden tekrar soğutacak 25 dereceye kadar. Tekrar devreden çıkacak. Bu arada sık sık gir çık yapacak devreye. Bu çok büyük bir enerji kaybına sebep oluyordu. Sırf bu olmasın diye inverter teknolojisi dediğimiz o cihazın frekansıyla oynayarak kompresörün devrini değiştiriyorlar. İhtiyaç azaldığı zaman kompresörün devrini de düşürüp durmamasını sağlıyorlar, ama neredeyse duracak kadar yavaş çalışıyor. Ama sırf tekrar başlayıp da yüksek demaraj akımı çekmesin diye durdurmuyorlar. Tekrar mekan ısındığında yavaş yavaş devrini artırarak
ihtiyacı karşılıyorlar. Buna inverter teknolojisi denir. Ve merkez sistemler, büyük oteller tamamen böyle bu sistemlerle yönetiliyor. Tabii şey de, bireysel konfor sistemlerinde de biliyorsunuz bir sürü şey çıktı. Normal split unit klima diye tabir ettiğimiz duvar tiplerinde veya gömme tiplerde tamamen inverter teknolojisi insanların emrinde. Bu tip klimalar diğerlerine göre biraz daha pahalı. Evet. İlk alımda, ama bir fiyat analizi yapacak olursanız, bir ömür boyu maliyet analizi, bunların hem arıza yapma sıklığı daha az, hem de gün içerisindeki çalıştırdığınız zaman çok daha az maliyetlere ulaşacağı için sarfiyatları çok daha ekonomik gelir ve birkaç yılda hemen amorti edersiniz bunları. O yüzden bunlar teşvik ediliyor. Teşvik edilmesi lazım aslında. Evet. Tüm bu söylediklerimiz enerji verimliliği çerçevesinde düşünülmesi gereken şeyler. Yani hiç bu kadar duygusal düşünmemiştik acaba enerjiye ne yapıyoruz, tasarruf ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Sadece o an serinlemek istiyoruz. Tabii. Hepimizin yaptığı aynen şey bu. Tabii klimayı doğru ayarlayıp ayarlamama noktasında bir de sağlığımızı etkileyen kısmı var. Kesinlikle. Bu hafta içerisinde zaten uzmanlardan da görüş alıp bir özel haber derleyeceğiz bu noktada. Klima sağlığımızı ne kadar etkiliyor? Hatta ben geçtiğimiz haftalarda 2 hafta boyunca soğuk algınlığıyla mücadele etmiştim ama klimaya alerjim var mı yok mu tartışmasını da ben beraberinde getirmiştim. Dikkatimizi çekti. Klima bizi ne derece rahatsız edebilir hastalık anlamında? Şöyle ki, konfor klimasından bahsettik. Konfor şartlarından bahsettiğimizde sağlığımızla direkt ilgiliyiz. Yaşadığımız mekanları serinletmek, ısıtmak, nemini almak, bazen nemlendirmek için klimayı kullanırız. Hal böyleyken bu cihazı bilinçli kullanamıyorsak orada ısıtmada, soğutmada, nem almada çeşitli sorunlar yaşayacağız. Bu da bizim bünyemizi olumsuz etkileyecek. Özellikle üst solunum yollarımızı. Kesinlikle. Şöyle ki, klima olan mekanlar kesinlikle güne başlamadan önce havalandırılmalıdır. Yani özellikle mesela sizin bu mekan, bir havalandırma sistemi var mı yok mu bilmiyorum ama burada sürekli olarak soğutuluyor bu hava. Evet. Nasıl soğutuluyor? Isıran havayı klimalarımız kendi bünyesine soğuruyor. O havayı kendi serpantini üzerinden geçirip soğutuyor, tekrar mekana veriyor. Evet. Kendisinin küçük bir filtresi vardır. Oradan ne kadar filtre edebiliyorsa ediyor ve mekana veriyor. Ama taze hava, tamamen taze hava dediğimiz hava almıyor burası. Tamamen buradaki kullanılmış havayı kez be kez soğutup veriyor. Soğutup ne yapacağız veriyor. Peki, cam mı açmamız gerek taze hava gelsin? En sade, en kestirme yolu. Bir klimayı bir saat kapatacağız. Bir pencere açarsınız. Hayır, klima da çalışırken de açılır. Çalışırken klima sıcak hava, dışarıdaki hava daha sıcak olduğu için hava sıcaktan soğuğa doğru akar. Sıcak hava içeriye girerken soğuk ve kullanılmış, kalitesi düşmüş hava dışarıya çıkacak. Bunu günde tabii, kaç defa yapmamız gerek? Ne tabii kadar yapmamız? Tabii bu çok ilkel bir yöntem. Pencereyi açarak şey yapmak. Bunlar için havalandırma sistemleri vardır böyle büyük tesislerde. Aynı anda ya taze hava alan ya da belli bir oranda taze hava alıp da soğutup mekana öyle veren sistemler vardır. Tüm buna tabii yatırım demektir ama günün sonunda burada ideal çalışma şartları, motivasyonunuzdan tutun, enerjinizin şeyi. Havasızlık aynı zamanda motivasyonu ve baş ağrısını beraberinde getirebilir değil mi? Tabii yani şiddetli olarak baş ağrısı şikayeti var hepimizde. Biz basın çalışanları olarak belki haberlere çok kafa yoruyoruz deyip baş ağrısı şikayetini önemsemiyoruz. Ama kahveye de ağırlık veriyoruz. Kafein alıp kendimize gelmeye çalışıyoruz. Belki bu havasızlık da etken olabiliyordur. Yani birçok yerde bu böyle, evde de öyle. Kapalı ortamda kaldığımızda hemen şikayetlerimiz artıyor. Tesisat mühendisliğinde iç hava kalitesi diye bir kavram vardır. Her zaman için mekanın faaliyet alanına göre, okul olabilir, iş yeri olabilir, ofis olabilir, konut olabilir. Mekanların iç havalarına göre olmaları gereken konfor şeyleri var, dereceleri var. Sıcaklığından düşünün, bağıl nemine kadar, içindeki bakterilere kadar bunlar ölçülüyor. Bu iç hava kalitesi optimumdan sapma gösterdiği anda motivasyon bozukluklarından tutun da hesap işlerinde hatalar, işte baş ağrıları, bu gibi rahatsız edici şeyler başlar, şikayetler başlar. Dolayısıyla iç hava kalitesi çok önemlidir. Tabii bizim gibi ülkelerde
şimdi klimayı bulduk, serinledik de kaldı, iç hava kalitesi mi falan diye hemen şey yapan, çıkışanlar da olacak ama maalesef böyledir. Siz burada bunu çok daha fazla peki, yakından klimayı hissediyorsunuz. Klimayı yanlış kullanmamız faturalarımızın da bu kadar yüksek gelmesine sebep olur mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bizim açıklamamızdan hemen sonra Kıptek de bir açıklama yaptı. Evet, evet. Çok yüksek sıcaklıklardan dolayı insanlar serinleme yoluna gidecek ve hemen bir an önce serinleyebilmek için klimalarını açacaklar. Ve yüksek derece. Bu iki, yani bir de şu riski var bunun. Orada o enerji varsa serinleyebileceksiniz. Tamam, sizde klima cihazınız varsa çalıştıracaksınız, şey yapacaksınız, serinleyeceksiniz ama herkes de klimasına sarılırsa belki de orada yeterince enerji üretilmediği için sistem çökecektir. Elektrik kesintileri baş gösterecektir. Dolayısıyla bunu daha verimli kullanma yönünde bir açıklama yapmıştı. Bizim açıklamamız da buna paraleldi zaten. Dedik ki yani klimayı 18 dereceye kadar soğutmak yerine 24-26 derece bir iç mekan için neredeyse ideal bir sıcaklıktır. Bu da klimanın daha fazla çalışarak, kendini yorarak, daha fazla enerji sarf ederek mekanları aşırı soğutmasını da engelleyecektir. Hem sağlığımız korunacaktır, hem enerji sarfiyatımız azalacaktır, hem de global ülke sistemine de olumlu katkı sağlayacağız. Kıptek'in açıklaması da zaman zaman bölgesel kesintilere gidebiliriz şeklinde bir tehdit niteliğindeydi aslında. Düşünsenize elektriksiz kaldığımız, enerji olmadığını evde, özellikle de bu yaz sıcaklarında ventilatör bile çalıştıramayacağız. Aynen, ne yapacağız? Aynen öyle. Ama maalesef bu somut durum bu yani. Eğer bilinçli kullanmazsak zaman zaman bölgesel kesintileri yaşanacaktır. Tabii bilinçli kullanmanın birçok yolu var. Bunlarla ilgili tek tek açıklayacağız. Birincisi, dediğiniz gibi klimanın özellikle o havalandırma sistemi çok önemli ama evde yapabileceğimiz alternatifler belli. Evet. Bunu yapacağız. İkincisi, klimanın bakımı sanırım. Kesinlikle. O tüm konuda bu, bence birçok kişi hata yapıyor. Evet. Tüm bu söylediklerimizden önce gelir zaten o. Klimanın eğer bakımı. Yaz sezonu girdiğine bazen işte Nisan ayından başlanır, Mayıs ayından başlanır. Klimalara etraflıca bir servis yapılması lazım. O kendi kendine bakım yapamıyor sonuçta, tabii, değil mi? Tabii tabii, kesinlikle. Neye bakacağız? Neyin servisini yapacağız? Evet. Bir kere filtreleri kesinlikle temizlenecek. Hem sünger filtreleri var hem de... Evde yapabilir miyiz bunu yoksa bir uzman... Filtrelerin temizliğini yapabilir kişi kendisi de ama en azından klima hakkında birkaç temel bilgisi olacak. Olacak. Kapağını açacak, onu nasıl sökeceğini bilecek falan. Ama kesinlikle bir servisten hizmet talep ediniz. Evet. Kendiniz yapacaksınız diye bu defa yanlış bir şey olacak, bozacaksınız, olmaz. Kompresörü özellikle üzeri kış dönemi veya yaz döneminden tozla kaplanır. Evet. Kompresörün kullanmadığımız dönemler. Aşırı ısınmasına sebep olur. Bizim ülke özellikle 40-45 derece sıcaklıkları görebiliyor yazın. O kompresörün malzemesi bile çelik ağır bir şeydi. Belli dış ortam sıcaklıklarına göre dayanır zaten. Klima alacağında bunları yazıyor. Der ki bu klima işte yazda 19-20 derece iç, 37 derece dış ortam sıcaklığına göre şey alınmıştır. Kompresörü de eksi 5 ile artı 40 derece arasında çalışır. Bunlar ne kadar büyürse bu range, fiyatı da artar tabii, klimanın kalitesi de artar o kadar. Dolayısıyla kompresörün hem daha düşük hem daha yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi lazım. Bunun servisi var. Tozunu almanız lazım. Tozunu alabilirseniz kendi üzerinde bulunan aşırı ısıyı, ki yazın ortamdan çektiği ısıyı tamamen dışarıya daha kolay verebilecektir. Serpantini vardır. Bu ısıyı soğuran birimdir. Onun da sürekli temiz tutulması lazım. Bunlar çok ince, küçük küçük keskin kanatçıklardan yapılmıştır. Bir ehil biri yapması lazım bu şeyi. Gazı bitiyor falan, onları da duyuyoruz. Gaz kontrolü zaman. Evet. Tabii insanlar hemen soğutmalarında ya gazı bitti herhalde der ama başka bir aksamda arızalı olabilir. Gaz kontrolü de yapılır. Burada çok yeri gelmişken söyleyeyim. İlgili biri varsa duysun, görev atletsin. Özellikle bu klima gazlarıyla haşır neşir olacak kişilerin kesinlikle eğitilip yetkilendirilmesi lazım. Çünkü günün sonunda muhatap olduğu şey bir kimyasal maddedir. Çok düşük sıcaklıklarda buharlaşan bir gazdır o. Dolayısıyla elinize kaçarsa elinizi soğuk yakmalarına maruz bırakabilir. Güneyde mesela klima gazını
klimaları gazlayacak, klimaların gazını boşaltacak kişiler sertifikalı kişilerdir. Herkes yapamaz bunu. İşte ben bir klima dükkanı açtım, servisini yapıyorum, ben yaparım. Kesinlikle olamaz. Almanya'da da bu böyledir. Güneyde de böyledir. Yani bilinçsizce. Bizde herkes şey, yeteneği olan yapıyor. Hep uzmanız zaten her şeyde değil mi? Her zamanki gibi. Aynen, her zamanki gibi. Yani klima kullanımında dediğiniz gibi bu özellikle bilinçli kullanım noktasında bu tür bakımların yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Bunu yılda kaç defa yapmamız gerek? En azından sezon girişinde yaparsak, her sezonun girişinde bu bile kafidir. Özellikle dışarı ve içeri olarak iki alana ayıracağız yaparken bunu sadece içeridekini temizleyip tamamdır dememek gerekir. Hayır tabii dış ünitelerini. Ama dışarıdakilerin ben çok temizlendiğine de şahit olmadım açıkçası. Evet genelde dış ünitelerin. Bu konuda bilinçsiziz. İçerdekileri temizleyenlere şahit oldum. Görüyoruz yani özellikle yüksek binalarda. Herkes gelişi güzel bir yere asmış. Evet bir de ona dikkat çekmek gerek. Yani, çok kötü bir görüntü kirliliği oluşturuyor. Evet görüntü kirliliği çok kötü bir görüntü. Nasıl olması gerek normalde? Binalar yapılırken bunların soğutma ihtiyaçları düşünülmüyor. Merkezi ısıtma, soğutma da yok zaten. Maalesef mimari tasarımlarda ikincil öncelik, üçüncil öncelik diye bakılır. Nasıl olsa bir gün klima alır, içeriye bir tane, dışarıya bir tane. Halbuki o iç ve dış ünite arasındaki mesafe bile çok önemlidir. Her klima onu tolere etmeyebilir. Çalışır klimanız ama soğutmaz. Yani bugün... Eğer çok mesafe varsa. Bir de dış ünitenizi monte ederken servis edebilme imkanı olan bir yere monte edeceksiniz. Görüyoruz ondan sonra kaçıcı iş güvenliğini de tehdit eder şekilde bir türlü cambazlıkla dış üniteye ulaşmaya çalışıyorlar. Servis yapmaya çalışıyorlar. İnternette bir sürü böyle resimler geziyor. Yazık gerçekten yazık ama bu yani bile bile yapıyoruz bunu. Önceden planlanması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Ya merkezi bir sistem ya fakat şöyle bir şey var. Müteahhit evi planına çıkarırken soğutma ve ısıtma beni ilgilendirmiyor diyor. Kendi taşındığında yapsın. Evet. Nasıl istiyorsa ona uyar uygun. Her taşınan da kendi klimasını kendi taktırdığı için ortaya aynen çirkin öyle bir görüntü çıkıyor. Maalesef öyle. Çoğu evlerde sıcak su sistemi bile yok. Eve taşınan kişi yaptırıyor o sıcak su sistemini duşta evet bile. Yani o bile yanlış örneğin. Merkezi ısıtma soğutma sistemine maalesef bir an evvel geçsek tüm bunlar belki de çözülecek görüntü olarak. Merkez sistemlere yani merkez sistemlerden. Şu an ilgi var mı peki? Yani Avrupa bölgesel sistemlere geçti. Bölgesel bölgeyi sistem atıyorum. Dışarıda bir yerde bir ısı merkezi var. Lefkoşa'yı soğutuyorlar, ısıtıyorlar. Çok ilginç. Bütün yani Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya bunları yapıyorlar yani. Biz bayağı geriden takip ediyoruz bunları. Bunlar var ama biz maalesef şey yapmıyoruz. Bir de işte müteahhidin şeyinde sorumluluğu dışında ısıtma isteyen var, istemeyen var. Klima isteyen var, istemeyen var. Ama bunlar önceden kaliteyi, konforu da düşünerek en azından altyapısı yapılması lazım. Satarken de ona göre satacak bunu, tabii ki emlak şeyini. Bu değerini artıran şeyleri bunlar evleri. Tabii ki. Satarken, kiralarken hep ona göre şey olacak. Birçok insanın da tercih ettiği şey maalesef ısıtma, soğutma bizim ülkemizde şart. Her ülkede şart kesinlikle bu. Kesinlikle bu iklimde olduğunuz zaman kaçar yok. Bir de nem oranınız yüksek. Evet. Yani ne kadar serin olsa da soğuk olsa da bazen nem oranı dayanılmaz oluyor. Yani hava o kadar bir ıslak oluyor ki teneffüs edemiyorsunuz. Evet bir baktım ama yarım saattir neredeyse biz klimayı konuşuyoruz ama daha çok şey var söylenecek. Örneğin dediniz ya derecesini düşürünce hemen o odayı o saat o dereceye getirecek diye beklentiye kapılıyoruz. En çok yaptığımız hata birçok klimanın kumandasını ben hemen gittiğim yerde kontrol ederim. Kaça aldınız siz bunu? İçerisi buz gibi derim. Bir bakarım 17. 17 normal mi? İnsan vücuduna kesinlikle göre küçücük değil, bir odada. Kesinlikle değil. Zaten klimaların üflediği havanın sıcaklığı düşebilecek en alt değer 16 derece. Evet. Yani klima İstese 16 derecelik bir hava üflüyor. Dolayısıyla soğutacağı mekan 16'dan daha fazla olacak. Yani peki, kaynak 16 derece. Oda genişse bir klima varsa 16 dereceye düşmesi ancak soğutur mantığıyla yaklaşmak. Tabii bir, yani klima kapasiteleri ısıtılacak hacmin büyüklüğüne göre seçilir. Eğer bir klima alıp da 16'ya koymak demek tabii değildir. Tabii bir klima bir hacme yetersizse siz sabaha kadar çalışın onu yetmeyecek zaten. Soğutamayacak onu. Yani bir atla bilmem kaç vagonluk bir şeyi çekmeye çalışacak. Çekemeyecek. At çatlayacak yani. Klima bir şekilde yanacak gün sonunda. Bu arada kaç saat kullanmak gerek klimayı? Yani 7-24 açanlarımız da var. Hiçbir kesinlikle önerilmez. Hakkı yok klimanın. Kesinlikle önerilmez. Tabii şimdi şeye şahit oluyoruz. Bütün gece sabaha kadar klimayı çalıştıranlar var. Var. Gece çok şey olarak ama bunların sabahleyin klimasını durdurduğunu
kabul ediyoruz. Veya aha, durdurmaları lazım. Yani geceleyin çalıştırdığınız sabahleyin de tüm gün yatak odasında olacak haliniz yok ya. Dolayısıyla inverter teknolojisinde bir klima varsa bu çok sorun olmayabiliyor. Zaman kendi duracak. Devrini kısacağı için ömrünü de daha uzatacaktır. Daha da uzun olacaktır. Ama diğer klimalar kesinlikle hem enerji tasarrufundan dolayı daha zaten siz bir yerden sonra artık kullanmak istemeyeceksiniz. Fatura yansıyacak. Faturadan dolayı. Peki son dönemlerde reklamlarda görüyoruz. 8 saatte 1 TL yakıyor elektrik enerjisi. Bunlar sadece biraz yani, reklam politikası evet, mı? Evet, kesinlikle pazarlama öyle teknikleri. Öyle bir şey olamaz değil mi? 8 geçen saatte gün 1 TL. Klimanın bir şeyini gördüm. 8 saat dedi, 8 saatte 1 TL o da 1 ampul kadar şey evet, yakar. 1 TL o da 100 watt. Bir mühendis olarak siz... Bir şey yaptık, 10 saatteydi pardon, 8 saatte değil. 100 watt dedik, 10 saat açık kalsa ampul, 1000 watt yani 1 kilowatt saat. Evet. 1 kilowatt saat 0.45 kuruş, 0.45 TL veya 0.52 TL, 45 ile 50 kuruş arası bir şey. Tamam. Yine hesap tutmuyor, o 1 TL dedi. Halbuki 45-50 kuruş. Yani, 1 kilowatt yakması normal mi? Yani yakamaz herhalde. Daha fazla. Bu inverter teknolojisiyle evet çok düştü daha şeyler. Daha az tasarruf. Sarfiyatlar evet. Çok yani, düştü sarfiyatlar. Yani 35 watt'a kadar şey indi. Düşürdüler. İç ünitenin tüketimi evet. Çok şey verimli oldu. Tabii dediğim gibi bunların ilk yatırım maliyetleri biraz daha fazla ama her şeye rağmen size geri kazandırır bunu. Peki mühendislik harikası bu tasarımları kullanacağız. Teknoloji ilerledikçe daha daha iyilerini kullanacağız. Evet. Ama doğallıktan yana olanlar da var. Kesinlikle. Doğallık en önemlisi tabii ki doğal yöntemler. Yani mesleğimiz olmasına rağmen bütün bu sistemleri tasarlıyor olmamıza rağmen doğallık gibi bir şey olamaz. Kesinlikle. Değil mi? Yani o imkan varsa. Tabii imkanınız varsa doğal olarak serinleyin, doğal olarak ısının. Ve taze havanızı bile doğal olarak alın. Evet. Zaten bu tip sistemler doğallıktan kaçıldığı zaman mı, zorunlu olduğu zaman kullanılması gereken sistemlerdir. Evet. Biz süremizi aşmayalım. Aslında biraz da farklı bir alana değinmek istiyorum ben. Yenilenebilir enerjiyle ilgili hazır sizi de burada yakalamışken programa girmeden önce de kapı önünde konuştuk. Evet. Ülkemizde yenilenebilir enerjiyle ilgili de önemli derecede çalışmalar yürütülüyor. Biz hep hı-hı, Avrupa'yı kıskanıyoruz. Onlar çok güzel işler çıkarıyor evet, diye ama bizim ülkemizde durum nedir şu anda? Tabii bizim ülkemizde de Mayıs 2014'ten itibaren mahsuplaşma esasına göre uygulamalar başlamış bulunmaktadır. Şu ana kadar yaklaşık 15 megawattlık bir tutar izinlendirilmiştir. Tamamen uygulamaya geçmemiştir. Bunun bir kısmı daha kurulum aşamasındadır. Ama başlangıçta da hedeflediğimiz gibi esas amaç konut tarifesinde olan kişilerin, şahısların, halkın bu teknolojiden, bu imkandan istifade etmesi yönündeydi. Ve o yönde ilerliyoruz. Bayağı bir talep var. Şu ana kadar sayı belli mi yapanların özellikle solar enerjiyle ilgili? Yanımda şey yok. Var bir istatistiği var. Hı hı. Onu da ayrı işte bir gün aslında yapmak isterim. Şey olarak, elektrik gücü olarak 15 megawatt'a tekabül ediyor. Bir de bunun başvuru sayısı bakımından adet olarak şeyi var. Yanlış bir şey söylemiyorum ama tüm bu istatistik bilgileri var elimizde. Bize sık sık sorulan şu oldu. Biz gündüzleyin ürettiğimizi sisteme verebilecek miyiz? Geceleyin kullandığımızı sistemden aldığımızda nasıl olacak? Tüm bunları imkan buldukça açıklıyoruz vatandaşa. Bir kere gündüzleyin üretileni eğer ihtiyaç fazlası olursa ki ihtiyaçtan çok fazla üretilecek. Çünkü güneşimiz hem ışınım şiddeti olarak çok. Avrupa'da 1300'lerde geziyor. Birim alanına düşen güneş ışınım şiddeti. Bizde 2000'i yer yer geçiyor. Biz 1600-1700 bile kabul ediyoruz. Yani İspanya'nın güney kesimleri hariç diğer yerlerden çok daha iyi ve şeyle kaliteli de ışınım. Yani bulutsuz ortam. Tabii. İşte açık çok hava kirliliği olmayan bir ortam. Dolayısıyla aldığınız şey ışınım çok daha net oluyor. Dedik ki hem bu şey yüksek olduğu için zaten bir konutun ihtiyacından fazla, kat be kat fazla üretilecek. Bunu gündüzleyin şebekeye aktarıyoruz. Akşamleyin de kullandığınız kadarını şebekeden temin edebilirsiniz.
Ay sonu enerji bakımından, para olarak değil, enerji olarak kaç kilovat kullandınız siz devletten, şebekeden? Şu kadar. Kaç kilovat verdiğiniz şebekeye? Şu kadar kilovat. Eğer sizin verdiğiniz fazlaysa bir alacağınız bir sonraki aya devrediliyor. Aktarılıyor. Şu an sistem böyle işliyor mu evet. bizde? Önceki tüzükte, Aralık ayında tüzük bir kez daha değişti. Önceki tüzükte bu alacağınızı bir sonraki aya aktarırdınız. Ama sürekli olarak ürettiğiniz fazla olur da aktarırsanız Aralık ayında sıfırlanırdı alacağınız. Bu çok adil bir haksızlık. Şey değildi. Evet. Aralık ayındaki tüzükle bunu da ortadan kaldırdık. Alacağınız bakidir artık. Bir sonraki aya istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ama eğer bir aylık dönem içerisinde kullandığınız, şebekeden kullandığınız daha fazlaysa hemen o ayın sonunda devlet size bunu faturalandıracaktır. Ne kadarını? Devletten çektiğiniz eksiği devlete verdiğiniz miktarın şeyini faturalandıracaktır. Yani çok daha cüzi bir şey, rakam. Çok sık sorulan bir soru da bundan neden ticari kesim veya KOBİ'ler faydalanamıyor şeklinde. Sadece 0-2 konut tarifesinde olan şahıslara bu mahsuplaşma imkanını verdik. Çünkü ülkemiz bir ada ülkesi. Enerji üretimimiz sınırlı. İşte 350-380 megawatt civarı. Ada ülkelerinde şöyle bir dezavantaj var. Bu yenilenebilir enerjilerin de, enerji kaynaklarının da dezavantajı. Güneşten faydalanıyorsunuz ama bir anda bulutlanma olduğu zaman o enerji kesilecektir. Bir anda güneşin önüne bulutlanma, bulutla kaplanırsa siz üretemeyeceksiniz o an için. Çok kısa bir an bile olsa. Yani 3-5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, 1 saat. Bulutlu bir havada üretemeyeceksiniz. Üretemediğiniz zaman o miktarda enerjiyi siz ikame etmeniz lazım. O ihtiyacı olan yerlere. Bunu da ne yapacaksınız? Mevcut şebekenizden çekeceksiniz. Bir anda şebekeden böyle bir enerji çekildiği zaman şebekede dalgalanmalar meydana gelir. Dolayısıyla kurulu gücünüzün belli bir yüzdeliğini yenilenebilir enerji, solar veya rüzgar olarak şey yapabilirsiniz. Dağıtabilirsiniz veya verebilirsiniz. Bu da bizim ülkemizde işte 350 şeyse 30-35 megawatt civarıdır. Biz zaten 15-20 megawatt'a yakını verdik hali hazırda. Eğer KOBİ'lere de bu imkanı verecek olursak, mesela Kıbrıs gazetesini de alalım. Evet. Tüm gün boyunca ihtiyacı olanı güneşten ürettik. Ama Kıbrıs gazetesi geceleyin de çalışıyor. Geceleyin de enerji ihtiyacı olacaktır. Bu defa geceleyin devletten çekecektir ve Kıbrıs gazetesinin ihtiyacı da az buz bir şey değil. Tabii büyük rakamlar. Hem gündüz fazla hem gece fazla. Dolayısıyla Kıbrıs gazetesi kuracak olsa bu sistemi belki de büyük bir sistem gerekecektir. 3-5 megawattlık bir sistem. Ülkemizde böyle sayılı büyük şirketler var. Mesela üniversitelerimiz var. Peki maliyetinden mi kaçıyoruz biz daha çok o sistemin? Maliyetinden değil. Pastada halkın istifade edebileceği kadar enerji bırakmayacağız. Yani büyük şirketler, büyük oteller, büyük hastaneler eğer bu haktan istifade ederse, dedik ya 35 megawattlık kısmı yenilenebilir enerji kaynağından sağlayabiliriz. Bunu artırma imkanımız yok mu peki ileriye dönük? Artırma imkanımız, hayır, kurulu gücümüz bu kadar. Bu kadar. Bu şartlarda yok. Bunun telafi edecek şeyi vardır. Nasıl kurtuluruz bu durumdan vardır şeyleri, çözümleri ama. Bütün ülke geçecek olsak tabii ki çözüm yolları bulunur bunun için. Evet ama şimdi sınır kaynağımız sınırlı olduğu için bu sorun her zaman duruyor. Dolayısıyla atıyorum büyük otellerimiz var. Tabii. 5 tanesi talep olsa belki de 5 tanesine 25-30 megawatt gerekecek. Ondan sonra başvuracak olana hiçbir şey veremeyeceğiz. Dolayısıyla büyük şirketlere ve KOBİ'lere de sadece mahsuplaşma imkanı vermedik. Yani yine bu sistemi kurabilirler. Gündüz ihtiyacınız kadar olanı tabii. Güneşten temin edin. Gecede. Gece ihtiyacınız olacak olan varsa şebekeden alacaksınız ama ödeyeceksiniz. Gündüzleyin ürettiğinizin fazlasını şebekeye vereceksiniz.
Ama bunun karşısında bir şey beklemeyin. Mantıklı bir teklif mi bu? Şimdi onlara açıklamak baktığınızda çok mantıklı değil. Niye biz bedava verelim? Niye aldığımızı ödeyelim? Alırken biz üretim fazlamızı alırken bedava ihtiyacımız olan aldığımız zaman yine ödeyeceğiz. Nasıl olur diye. Devlet ama açısından. Halihazırdaki giderlerini bir anda tüm gündüzleyin üretecekleri enerjiden belki de yarı yarıya veya daha fazla faturaları düşecek. Bir de geceleyin çalışma şey olmayan şirketler için bu tamamen ideal. Bu bir nimet olacak. Evet. Gündüzleyin ürettiğiniz tüketin, geceleyin çalışmıyorsunuz zaten. Hı. Şebekeden çekmeyeceksiniz. Dolayısıyla bu en azından çok ideal olmasa da çok çok iyi bir uygulama şu anda. Evet, Emir Bey devam etmek isterdim ama süremiz bitti. Çok güzel bir konu. Başka bir tekrarlarız inşallah. Klimalar konusunda uyardık vatandaşı. Yenilenebilir enerjiyle ilgili de kısa bir bilgi vermeye çalıştık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İş güvenliğinde başka zamana. Evet, aktaracağız onları da. Peki değerli izleyenler, böylelikle Güne Bakış'ın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Emir Taşçıoğlu ile birlikte bugün klima gündemine ilişkin konuştuk. Yarın yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Ev ve iş yerlerinizin çevresindeki otları sökerek veya bahçenizi sürdürerek temizleyiniz. Temizlik yapıldıktan sonra çıkan ot veya çöpler için ilgili kurumlardan yardım alın. Temizlik için ateş yakmayın. Aracınızda içtiğiniz sigarayı dışarıya atmayın. Araç içerisinde mercek etkisi yaratacak cam, boş veya dolu su şişesi gibi nesneler bırakmayın.